Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz parti olarak gerçekten iç bünyesinde demokrasiyi özümsemiş, hazmetmiş bir partiyiz. Dolayısıyla tamamen her açıklamasında liderinin ağzına bakan ve ondan talimat bekleyen bir yapı yok bizde. Öte yandan partinin yetkili kurullarının toplantılarında da Sayın Genel Başkan herkesin fikrini alır, değerlendirir. Enine boyuna tartışmalar yapılır ve oradan bir ortak karar çıkar. Dolayısıyla Eskişehir'de Nebi Bey'in böyle bir açıklama yapmış olması partinin kurumsal kimliğiyle ilgili değil, bireysel düşüncesiyle ilgili ve zaten kendisi de bunun Eskişehir'de neyin ne olması gerektiği şeklinde bir açıklamada bulundu. Dolayısıyla Eskişehir üzerinde kendisinin böyle bir kanaati var. Biz buna saygı duyuyoruz. Bireysel düşüncesidir. Önemli bir açılım yapmıştır ama bizim partimizin genel olarak böyle bir yaklaşımı yok, böyle bir anlayışı yok. Ve sürece dair verilmiş bir karar yok. Bana bireysel olarak sorarsanız, yine ben parti adına konuşmuyorum. Yani bu söylediğim yine benim kişisel görüşüm. 21 yıllık AKP iktidarının bu ülkeye çok ağır bir faturası oldu. Çok ağır. Çok ağır bir ekonomik faturası oldu. Dış politikada Türkiye çok ağır bedeller ödedi ve önümüzdeki yıllarda ödemeye devam edecek. Sosyal olarak çok ağır faturalar ödedi ve ödemeye devam edecek. Mülteci krizini bu ülkenin başına bela eden AKP iktidarıdır. Yargının siyasallaşması, yargının mahkemelerin, hukukun, siyasetin gölgesine girmesi, medyanın bir Pravda medyası haline dönmesi ve sizler gibi nadir, özgür, bağımsız medyanın kalabilmesi. Türkiye birçok açıdan irtifa kaybetti ve bunun temel sorumlusu AKP iktidarıdır. Dolayısıyla bu ülkenin AKP iktidarından behemihal kurtulması lazım. Ve yerel seçimler bunun için bir fırsattır. Genel seçimlerde hepimiz büyük bir heyecanla ve beklentiyle çalıştık. Sonuç istediğimiz gibi olmadı. Bunun nedenlerini biliyoruz. Yaşanmış tecrübelerden ders aldık. Ve bunlarla ilgili tekrar hata yapılmaması için gerekenleri yapacağız önümüzdeki dönemde. Fakat özetle bu sorunuza kişisel olarak şu cevabı vereyim. AKP ile asla. Çünkü AKP bu ülkeye çok ağır bedeller ödetti. Gençlerin bu parti hayalleri, görüşü değil diyorsunuz. Bu benim bireysel görüşüm. AKP bu ülkenin hayallerini çaldı. AKP bu ülkenin geleceğini çaldı. Bu ülkeyi yolsuzluk batağına, yolsuzluk girdabına soktu. AKP güdümlü bir dış politikayla bu ülkenin istikbalini ipotek altına aldı. Bu ülkenin başına mülteci gibi bir belayı sardı. Bu ülkenin kaynaklarını, bu ülkenin sosyal sermayesini heba etti. Ürettiği yandaş zenginlerle bu ülkeyi mahvetti. Ve şu anda eğer ilerleyen dakikalarda fırsat olursa onu da anlatırım. Sahadan geliyorum, köylüyle beraberim, esnafla beraberim. İnanın onların gündemi belediye seçimleri değil. Kimse bana ittifak kuruyor musunuz, kurmuyor musunuz gibi bir soruyla gelmiyor. Hepsinin derdi ekonomi. Ağır bir krizin eşiğinde Türkiye. Dolayısıyla bütün bunlar, bu yolsuzluk ekonomisi, bu yandaş kültür, bu AKP'nin ülkenin başına bela ettiği sorunlar. Dolayısıyla benim bireysel olarak siyasi mücadelem, Türkiye'yi yeniden rayına oturtabilmek ve AKP'nin bu ağır faturalarını bir an önce bu ülkenin başından yok edebilmek için bir siyasi mücadele vermek. Ben AKP ile birlikteliğe bireysel olarak şiddetle karşıyım. Eskişehir'de Nebi Bey böyle bir düşünceye sahip. Belli ki gerekçeleri var, ona da saygı duyuyorum ama ne onun şu anki tavrı ne benim şu anki açıklamam partimizi bağlamaz. Dolayısıyla İhraç edilebileceği yönünde haberler var. Yok, hayır, hayır. Hayır. Yani ben GİK üyesiyim, diğer bir sorumluluğum yok partide ama partimizin kültürünü biliyorum. Partimizin gerek milletvekillerine gerek bu tür demokratik çıkışlara olan bakışını ve saygısını biliyorum. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Nebi Bey özellikle Eskişehir'de kendince bir vizyon ortaya koymuştur. Mutlaka bir karşılığı vardır, bir nedeni vardır, bir sebebi vardır. Zaten bunun açıklamasını da yaptı. Dolayısıyla partinin kurumsal görüşü değil. Bakın ben de tam zıttı bir görüş açıkladım. Eminim o da bana saygı duyacak. Ben de ona saygı duyuyorum ama nihayetinde seçim atmosferinde eğer bir birliktelik olacaksa bu partinin önce yetkili kurullarında sonra da Sayın Genel Başkan'ın tutumuyla belirlenecek bir süreçtir. Fakat şunun da altını çizeyim. Yani burada hiç kimsenin, başta ben olmak üzere, bireysel sahiplerle hareket etme lüksü yok. Hepimizin ortak kaygısı Türkiye. Ve Türkiye yıllardır çok ağır bedeller ödedi, çok ağır faturalar ödedi. Yerel seçim bir fırsattır. Yerel seçimde millet AKP'ye büyük bir tokat vurursa ve iktidar bundan yara alarak çıkarsa, bir sonraki gelen seçimlerde biz AKP'yi siyaset tarihinden ve sahnesinden silebiliriz. Ama aksi halde yine biz bir hata yapar, yanlış hamle yapar, milletin umudu olmazsak ve yerel seçimlerde
hak ettiğimiz başarıyı elde edemez ve ipi göğüsleyemezsek millet bunun hesabını sorar. O bakımdan burada bireysel değil, daha çok toplumsal ve milletin milli menfaatleri, Türkiye'nin ulusal çıkarları perspektifinden bakacağız ve sorumluluğumuz çerçevesinde hareket edeceğiz. Şüphesiz lokal birliktelikler olabilir. Yani il bazlarında değişik konfigürasyonlar ortaya çıkabilir. Nihayetinde biz bu seçimlerde AKP'ye bir ders vermek ve muhalefetin adaylarının ipi göğüslemesini arzu ediyoruz. Niyetimiz, amacımız bu. Bir cümle size dönmem lazım Turan Bey. Balıkesir özelinde şimdi kimseye söz veremedim ama bu kadar konuşulmuşken çalışma var denildi. Çok kısa rica edeyim. Siz ne dersiniz? Bir İyi Parti, CHP en azından il bazında bir şey görür müyüz? Yani çalışma var derken Ahmet Bey sanıyorum genel kendi partisi seçimlerden. Adına genel bir çalışmadan söz etti. Şüphesiz bizim de çok yoğun çalışmalarımız var. Bölge bazında, tabii, il bazında çok yoğun çalışmalarımız var. Ve ana hedef Türkiye'yi AKP rejiminden kurtarmak. Tabii ki partimin başarısı için biz canla başla uğraşıyoruz ve uğraşmaya devam edeceğiz. Balıkesir'de güçlüyüz, özellikle onu söyleyeyim. Şu anda parti tabanında genel temayül ya da teamül tek başımıza gitmek şeklinde, onu vurgulayayım. Fakat şu demek değil, biz lokal ittifaklar yapmayacağız ya da bu tür birlikteliklere açık değiliz anlamına da gelmez. Bunu zaman belirleyecek, şartlar belirleyecek. Ama yine söylüyorum, yani ortak hedefimiz Türkiye'yi AKP rejiminden kurtarmak ve Türkiye'nin milli menfaatleri. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Birinin birinin lehine çekilmesi gibi bir şey görür müyüz mesela önümüzdeki dönemde? Biz Türkiye'nin lehine, Türkiye'nin ulusal çıkarları, milli menfaatleri lehine ne gerekiyorsa onu yaparız. Ama partimizin çok dinamik bir tabanı var, büyük bir beklenti var, heyecan var. Ve biz bunun gereğini yerine getireceğiz. Bunu vurgulamak istiyorum. Küçük bir katkı da ben size yapacağım bitirdikten sonra. Parti olarak bizim müracaatımız da var. Ha, evet, doğru. İyi Parti olarak müracaatımız var. Bireysel olarak ben bu sürecin Anayasa 101'e ne kadar karşı olduğunu, Anayasa 101'in müsaade etmediğini defalarca söyledim. Cem Bey de buna tanık ama Cem Bey'in haklı bir eleştirisi var. Yani bunu toplumun daha fazla duyabileceği şekilde çok gür bir sesle dillendirmek gerekirdi. Onu orada da hep o mağduriyet. Onu anlıyorum. Başvuruda bulunmadığı gibi Kılıçdaroğlu mağduriyet yaratmaya gerek yok. Başvursak ne olacak ki falan gibi. Aynen. Altılı Masa'nın bu deklarasyonu ve İyi Parti'nin yaptığı müracaatı da vurgulamak sanıyorum yerinde olur. Ama tabii bunun daha yüksek perdeden dile getirilmesi bu önemli bir gelişme. Aslında bir AKP klasiği ya da bir Süleyman Soylu klasiği. Bununla ilgili değerlendirme yapmadan önce Süleyman Hanım'ın bir eleştirisi oldu. Ben ona müsaadenizle bir cevap vereyim ya da bir değerlendirmesi oldu. Dedi ki zaman daralıyor. Stratejiniz nedir? Ne yapacaksınız? Beraber mi gideceksiniz? Ayrı mı gideceksiniz? Yani ne yapacaksınız? Bir anlamda Zülal Hanım toplumu da yansıtıyor. Çünkü bu seçimlerde herkes çok merak ediyor. Bu seçimlerde alınan sonuçlar ve ardından yaşanan bir depresyon hali var. Bunu anlayışla karşılıyoruz. 21 yıllık bu ceberrut iktidardan kurtulmak için insanlar büyük bir heyecanla sandıklara koştular. Bu çok önemli bir duyguydu. Ben sahada çok önemli bir gözlemde bulundum. Yani profesyonel bir siyasetçi olarak, belki bir sosyal analist değilim, sosyolog değilim, araştırmacı değilim ama çok önemli bir gözlemim oldu. Kampanya döneminin ilk başlangıcında toplumun genel problemi ağırlıklı olarak ekonomiydi. Her gittiğimiz yerde ekonomiden şikayetçiydi insanlar. Mayıs seçimlerinden bahsediyorum. Evet, ondan bahsediyorum ve çok büyük bir coşku vardı bize karşı, büyük bir beklenti vardı ve ben o günkü gözlemimle ve tecrübemle seçimlerin büyük ölçüde alınacağına inanmıştım. Fakat ikinci yarısından itibaren toplumun algısında büyük bir değişiklik olmaya başladı. Her gittiğimiz yerde terör konuşuldu, ulusal güvenlik konuşuldu, Erdoğan'ın sahte videolarının, yalan videolarının çok fazla etkisinin olduğunu gördük toplumda. Ve ben şunu gözlemledim, yani bizim Türk toplumunda ve ağırlıklı muhafazakar kesimde 3 temel dinamik var oy motivasyonunu belirleyen. Bir, ulusal güvenlik, ikincisi ulusal onur, üçüncüsü istikrar. Dolayısıyla bu güvenlik duygusunu ve algısını Erdoğan çok iyi yönetti. Olmayan sahte videolarla ve sahte korkularla toplumu manipüle etti bir anlamda ki modern bir ülkede böyle bir şey yapmış olsa bir aday milletin karşısına bir daha çıkamaz. Böyle bir yalan, iftira, dedikodu bu kabul edilemez bir şey ama maalesef kabul gördü. İkincisi yine olmayan bir takım sanal gündemlerle işte petrol bulundu, uçağımız uçtu vesaire bir ulusal onur verildi. Çok da karşılığı olmayan bu onurun ben toplumda karşılığını gördüm.
Bu da çok önemliydi. Öte yandan üçüncü bahsettiğim istikrar olgusu, o bizim hatamız. Bu istikrar duygusunu çok iyi hissetti toplum. Yani ben burada toplumun ferasetini gerçekten takdirle karşılıyorum. İşte şu kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, bir ara Sayın Davutoğlu'nun bizim dediğimiz olmazsa kriz çıkar, erken seçim. Bakın bunları çok konuşmadık ama bu tür algılar içten içe bu istikrar duygusunu zedeledi toplumda. Ve hepsini üst üste koyduğumuzda da sayabileceğim onlarca şey var. Bir tanesi vardı ki hepimizi ilete etti. Sokak buna duyarsız olabilir ama Türkiye'nin aydınları, sorumluluk taşıyan insan. Babacan çıktı, anayasanın başlangıç maddeleri tartışılabilir. Şiddetle itiraz ettik. Hayır. Yok ya. Şiddetle itiraz ettik. Bence o dönemde maalesef hayır. İyi Partiden de ses çıkmadı. Turun yani ben kendi adıma sert eleştirilerde tamam, bulundum. Parti yönetimimiz olmadı. Ya ben bunu niye konuşmuyor diye çok bu ekranlarda hep ifade etti. Ama bunu burada şunu söylüyorum. Yani uzlaşma adına aman işte pişmiş yaşa su katmayalım. Bir geçiyoruz. Bir yanlış yaptı. Şimdi onu polemik yapmayalım falan gibi. Yani hep iyi niyetle, iyi niyetle ama bu iyi niyet değil bu. Anayasanın başlangıcı. Anan güzel mi senin? Yani kimsin sen anayasanın başlangıcı? Tabii bir de kazanamayacak aday lafını kazanacak ortaya aday, evet. Şimdi dolayısıyla Nazif Bey'in eleştirisi önemli ama orada kendi adıma ben şiddetli tepki koydum. Sert eleştiriler getirdim. Yine parti sözcüğümüzde buna dair açıklamalarda bulundu. Tabii bütün bunların toplum üzerinde bir anlamda önemli bir yansıması oldu. İkinci yarıdan itibaren yani kampanya döneminin ikinci yarısından itibaren aslında bu anlattığım algının seçim sonucuna büyük etki yaptığını gördüm. Tabii bununla beraber bir devlet partisine karşı mücadele ettik. Yani jandarma açıkça Erdoğan'ın broşürlerini dağıttı Balıkesir'de. Kapı kapı dolaştı. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Öte yandan televizyonlar ısrarla 29 kanalda ortak canlı yayınlar gördüm. O çok önemli. Öte yandan bakın Balıkesir'de 2000'den fazla kahvehane var ve kahvehanelere giderek paralar verildi. Israrla AKP yandaş kanalların izlenmesi için. Bunlar hep yapıldı. Etik mi değil, ahlaki mi değil? Peki siz ne yaptınız? Canla başla, canhıraş bir şekilde, inançla kapı kapı dolaştık, mücadele ettik ama gelinen sonuç bu. Şimdi bunlardan çıkarttığımız dersler var ve bu derslerle beraber neleri yaptık, neleri yapamadık, neleri daha iyi yapabilirdik? Bütün bunların değerlendirmesini yapıp yerel seçimlere gidiyoruz. Özetle sorunuzun cevabı biz İYİ Parti olarak tek başımıza güçlü adaylarla, güçlü projelerle seçime gitmek için hazırız. Ancak Ahmet Bey'in de altını çizdiği gibi yarın şartlar farklı geliştiğinde tekrar otururuz, konuşuruz. Lokal birliktelik gerekirse bunlar konuşulur, değerlendirilir. Ama tek başımıza seçime gidecek motivasyon, enerji, ekip, kadro, ruh, vizyon, hazırlık hepsi hazır. Dolayısıyla bunun bir altını çizeyim ve bu sorunuza bir anlamda cevap vermiş olayım. Şimdi bu yaşadığımız bir Süleyman Soylu klasiği. Birçok kanalda söyledim. Yani Erdoğan'ı yakın tanıyan birisi olarak söylüyorum. Süleyman Soylu'yu tanımam. Parlamentoda birlikte görev yapıyoruz. Uzaktan kendisini takip ettim ve açıklamalarını işte yıllardır hep beraber gözlüyoruz. Süleyman Soylu maalesef Türk siyasi tarihine ve Türk bürokrasi tarihine kara harflerle yazılacak bir isimdir. Kriminal tiplerle fotoğrafları çarşaf çarşaf çıkmış. Her gün polemiklerle anılan, ısrarla insanları hedef alarak siyasi polemiklerle gündem oluşturmaya çalışan, efendim Amerika'yı hedef alan absürt açıklamalarla gerçek olmayan bir takım söylemlerle toplumu yönlendirmeye çalışan benim gözümde kifayetsiz, muhteris bir adamdı. Ve bir liderlik çıkışı vardı. Erdoğan bunu çok iyi gördü. Arkasına MHP'yi kısmen aldı. Fakat Erdoğan'ın Süleyman Soylu ile ilgili ben kararını aylar öncesinden söyledim. Ve son derece profesyonelce ve nazik bir şekilde Süleyman Soylu'yu hem bürokrasi hem bakanlık hem de siyaset sahnesinin dışına çok kibar bir şekilde Erdoğan itti. Benim gördüğüm ve okuduğum o. Şu anda siyasete hiçbir ağırlığı olmayan bir isim. Bana göre Ankara'da adının geçiyor olması yine kendisinin pompalamış olduğu bir yalan haber. Ben öyle okuyorum, öyle değerlendiriyorum. Çünkü artık gündemde yok, esamesi okunmuyor. Yani işte Gabar'da petrol keşke bulduk. Yapsa. Keşke yapsa aday diyorsunuz olsa. Değil mi? AK Parti keşke aday onu gösterse. Dolayısıyla neden? Tabii ben de aynı fikirdeyim. Yani neden? Süleyman Soylu gibi bir aday Ankara'da bizi mutlu eder. Dolayısıyla mümkün Süleyman değil. Soylu siyaset sahnesinden silinmiştir.
Ve yeni gelen İçişleri Bakanı hakikaten görevini yapıyor şu anda. Yani farklı partilerdeyiz ve iktidarı sert eleştiren birisi olarak söylüyorum. İçişleri Bakanı sadece Türkiye'nin güvenliği konusunda isminin geçmesi, görevini layıkıyla yapması hepimizi mutlu eder. Çünkü hepimizi ilgilendiren bir konu. Süleyman Soylu'dan çok farklı bir profille biz karşı karşıyayız. Sadece Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili meselelerde açıklamalarına tanık oluyoruz. Süleyman Soylu'nun tasfiye ettiği ya da açığa aldığı çok sayıda danışmanı ya da ismi tekrar göreve aldı. Belli ki burada ciddi bir Süleyman Soylu ile ayrışma söz konusu. Süleyman Soylu'nun çok beraber olduğu isimler tasfiye oldu. Ankara Emniyet Müdürü ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı gibi isimler tasfiye oldu. Belli ki artık Soylu'nun izleri İçişleri Bakanlığı'ndan siliniyor. Biz artık umarım İçişleri Bakanlığı'nı Sezgin Baran Korkmaz gibi isimlerin getirilerek pazarlık edilip ondan sonra yurt dışına kaçması için talimat verildiği bir kurum olarak görmeyiz. Ya da yurt dışına kaçan kimi isimlerin ya da uyuşturucu baronlarının giderek fotoğraf çektirdiği bir isim olarak görmeyiz. Bütün bunlara baktığımızda umarım İçişleri Bakanlığı olması gerektiği gibi görevini yapar ama siyaseten bana göre Süleyman Soylu'nun devri bitmiştir. Şu anda son çırpınışlarıyla kendi ismini tekrar popülerize etmeye, ön plana çıkartmaya çalışıyor. Ama benim tanıdığım Erdoğan Soylu'yu tasfiye etmiştir ve hiçbir şekilde onu da aday göstermeyecektir. Keşke gösterse ve Ankara'da tabii ki kendisiyle yarışılsa. Muğla milletvekilimiz ilk günden beri orada canla başla mücadele ediyor. Bununla ilgili bütün açıklamaları yaptı, orada teşkilatı örgütledi, o direnişlere katıldı. Dolayısıyla bu eleştirileri anlıyorum ama işin bu tarafının da bilinmesinde fayda var. Yani parti olarak tutumumuz son derece net, tavrımız son derece net. Bizim bölge milletvekili ve teşkilatımız da orada direnişlere katkı sağlayarak bir anlamda AKP'nin bu vandalizmine, bu çevreye duyduğu öfkeye, ben çünkü bunu böyle değerlendiriyorum. Birkaç kelime edeyim izninizle AKP'nin çevre anlayışıyla ilgili. AKP'nin 21 yıl içerisinde bu ülkeye bıraktığı en kötü iki miras rant kültürü ve beton kültürüdür. Bu ekibin kafasında zerre kadar bir çevre bilinci yoktur. Çevre bilinci bir medeniyet göstergesidir. Doğa bir medeniyet göstergesidir. Bakın sadece kendi ilimden bahsedeceğim, Balıkesir'den bahsedeceğim. Kıyameti koparttım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'na defalarca çağrıda bulundum. Gönen çayı Kaz Dağları'ndan pırıl pırıl geliyor. Gönen'deki sanayi atıkları oluk oluk zehir bırakıyor. Ve geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi'nde bir müsilaj belasıyla uğraştık. Kimse bunun kaynağı nedir diye sormuyor. Gönen çayı üstten zehir akıyor. Zehir akıyor Gönen çayı. Bakın herkese çağrıda bulunuyorum. Akşam saatlerinde saat 8-9 gibi Bandırma'dan Erdek'e geçin, geçemezsiniz. Çünkü oradaki gübre fabrikalarının denize boşalttığı toksik atıklar, havaya saldığı o inanılmaz toksik gazlar ciğerlerinizi parçalar. Feryat ettim Çevre Bakanı'na, gelin bunları denetleyin diye. Yine yandaş fabrikaların zehirlerinin akıtıldığı Kepsut Deresi'nden bahsediyorum. Sadece orman tahribatı değil, bunların kafasında doğaya karşı korkunç bir kin ve öfke var. Sadece gördükleri şey rant ve beton kültürü. Bakın geçtiğimiz günlerde Uludağ'ın Milli Park özelliği kaldırıldı. Niye biliyor musunuz? Oradaki ağaçlar tahrip olacak. Oradaki çevre tahrip olacak. Çünkü paraya ihtiyaçları var. Arap'ın parasına ihtiyaçları var. Uludağ'ı Araplara satacaklar ve benim milletim gidip Arapların o Uludağ'daki malikanelerinde ırgat olarak çalışacak. Karadeniz'i sattılar. Karadeniz'i sattılar. Şimdi oraya geldi. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Yarın bunun mücadelesine başlayacağım ve sizden de bu konuda destek isteyeceğim. Edremit Vakıflar Zeytinlikleri, şu anda vakıflar terk etti orayı. Niye biliyor musunuz? Bir süre sonra Edremit zeytinliklerini, çünkü sahile çok yakın, inanılmaz rant bölgesi, birilerine peşkeş çekilecek ve orada villalar türüyecek. Beton, yüksek binalar çıkacak orada. Bunun hazırlıklarını yapıyorlar. Yani ülkeyi ne var ne yoksa para ve rant uğruna talan eden bir AKP kültüründen bahsediyoruz. Yine Kaz Dağları'nda yaşananları hep beraber gördük. Dolayısıyla medeniyettir çevre, medeniyettir yeşil. AKP'de bu anlayış yok. Her şeyi para ve rant gören ve şu anda çaresizlikten her şeye saldıran bir AKP kültürü var. 21 yıldır bu ülkenin enerji ihtiyacı için ne yaptınız? Yaptığınız bir tek şey var. Ruslara götürdünüz, Akkuyu'daki nükleer tesisi yaptırdınız ve Türkiye'nin enerji sektörünün %51'ini önümüzdeki günlerde Ruslara mahkum hale getireceksiniz.
Milletten topluyorsunuz doğalgaz parasını, gidip Ruslara bel bağlıyorsunuz. Yalvar yakar onlardan BOTAŞ'ın borcunun ötelenmesi için uğraşıyorsunuz. Ne yaptınız yenilenebilir enerji için? Güneş enerjisi için ne yaptınız? Rüzgar enerjisinde ne noktaya geldiniz? Yani zorunuz derdiniz rant. Ve bu rant kültürü sebebiyle biz yarın çocuklarımızın suratına bakamayacağız, yüzüne bakamayacağız. Erdoğan'ın açıklamalarına bakarsanız aman Allah'ım dünyadaki en büyük çevreci. AKP'nin projelerine bakarsanız, parti programına bakarsanız muhteşem bir çevrecilik. Ama uygulamalarına bakın tam bir çevre düşmanlığı. Dolayısıyla bunların toplumsal bir muhalefetle, tabii ki siyaset kurumunun buna sonuna kadar sahip çıkması lazım. Katılıyorum size. Sıfır atık önder projesi, olması lazım. Sıfır atık projesinde Türkiye dünyada önder oldu diyor. Türkiye yol geçen anına dönmüş. Avrupa'nın bütün pisliklerini yemiler getiriyor. Nazif Bey, %100 katılıyorum. Ne sıfır atığı? Avrupa için sıfır atık işte projesi. Ben size İngiltere'den raporları siz çıkartayım. Ben ilk defa ben gündeme getirdim onları. Tamam, aynen öyle. İngiltere'nin bütün çöpleri Türkiye'ye geliyor. Adana'da, Antep'te yani hepsi orada çıktı. Bunları hatırlatayım istiyorum. Tabii çok çok yerinde bir şey söylediniz. Adana'da İngiltere'deki marketlerin çöp poşetleri bu. Evet, evet. Şeyiniz böylesine. Elbette, elbette. onlar GPS takmışlar Anlayacak çöpler üzerine. Tabii onlar Avrupa üzerinden dolaş ve Türkiye'ye geldi. Şu anda Antep'te, Adana'da İngiliz çöpünden geçilmiyor. Yazık değil mi bu güzel ülkeye? Dediğinize katılıyorum. Yani siyaset kurumu çözüm üretmeli. Evet, proaktif çözüm olmalı. Millete proaktif umut vermeli. Evet. Heyecan vermeli. Özellikle bu çevre hareketlerinde çok çok önemli. Her konuda. Ekonomi konusunda tabii, da öyle. Yani tabii. Seçim öncesinde akaryakıt fiyatlarına 19'du benzin. Bugün 38. %100 zam gelmiş. Bırakın %100'ü %10 zam gelse Avrupa'da yollar kilitli. Tabii onu yani, söylüyorum. İşte burada onu hem sivil toplum örgütlerinin hem siyaset kurumunun demokratik milletin önüne düşmesi lazım. Evet. Ve burada hükümete bir toplumsal ya da demokratik baskı uygulanması lazım. Çünkü bu kararlar... Ben olaya biraz başka bakıyorum. Çünkü AKP'nin ilk iktidara geldiği döneme bizatihi tanık olmuş. Orada tek başına mücadele vermiş birisiyim. Yıl 2002 AKP'nin seçim vaatlerinin olduğu belge. Erdoğan diyor ki hedefimiz enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek. Yıl 2023 aradan geçmiş tam 21 sene. Aynı vaadi AKP tekrar ediyor. Diyor ki Erdoğan'ın ifadesiyle enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğim. Bu arada ne oldu? Bakın o ilk dönemde aslında bugünlerin işaretleri 2002 yıllarından itibaren başladı. Biz şimdi vergi indiriminden falan bahsediyoruz. O zaman bas bas bağırdım. Hepsinin kayıtları var bende. Hepsinin belgelerini kamuoyuyla paylaşmaya hazırım. O zaman bir takım çevreleri zengin etmek için pırlantada KDV sıfıra indirildi. Hmm. O zaman Telekom'un nasıl satıldığı, kimlerin cebine nasıl paralar boca edildiği, ülke nasıl mahvedildiği, nasıl isyan ettiğim hepsi kayıtlarımızda var. Feryat ettim Tarım Komisyonu'na, daha sonra Tarım Bakanı oldu. Mehdi Eker mi? Hayır, Adana Milletvekilimiz. Evet. Bundan önceki bakan. Bundan önceki Tarım Bakanımız. O zaman Tarım Komisyon Başkanıydı. O zaman gittim feryat ettim. Bakın Kargil'i getiriyorsunuz buraya. Amerika'nın talimatıyla bu Kargil'i buraya getiriyorsunuz. Şeker fabrikaları çökecek. Pancar sektörü çökecek. Küspe ve melas üretemeyeceksiniz. Hayvancılık çökecek. Ve bunun karşılığında şekeri pahalı yiyeceksiniz. Bunların hepsinin uyarılarını yaptım. Glikoz artacak. Tabii o zamanlar onlarca soru önergesi vermişim Ali Babacan'a. Nişasta bazı şey. Ali Babacan'a yapmayın. Bunların açıklamasını yapın diye hiçbir karşılık alamadım. Şimdi AKP iktidara geldiğinde dünyada bir para bolluğu vardı. Hemen peki. Aslında söyleyecek çok şey var ama uzatmayacağım. AKP maalesef planlı bir şekilde bu ülkeyi aldığı borçlarla batırdı. Bir rant kültürüne teslim etti, yandaş zenginler türetti ve ülkeyi bir sadaka kültürüne mahkum etti. Bunların yerine de getirdiği mültecilerle ucuz iş gücü istihdam etmeye çalıştı ve ülkeyi maalesef korkunç bir ekonomik girdabın içerisine soktu ve bu beton kültürüyle ve gelecek garantili projelerle de yavrularımızın istikbalini maalesef büyük bir ölçüde risk altına koydu. Türkiye zengin bir ülke. Türkiye bütün bunların üstesinden gelir. Rasyonel bir ekonomi modeliyle Türkiye bunların hepsinin üstesinden gelebilecek gücü sahip ama AKP mantığıyla bunun çözülme şansı sıfır ve maalesef kısa vadeli bir çözüm yok. Özellikle katılıyorum sizlere, aynı değerlendirmeler yapıldı. Yerel seçimlerden sonra o zamana kadar Arap parasıyla, borçla, harçla bilmem neyle süreci götürmeye çalışacaklar ve yerel seçimlerden sonra Türkiye'yi korkunç bir ekonomik türbülans bekliyor. Keşke daha güzel